Kılmamaya çalışırız. Evet. Şimdi tabii bu e, alana vakf insanların isimlerin iktisatçıların elbette iyi bildiği şeydir. Ortodoks politikalar, heterodoks politikalar ama bizler gibi bilmeyen bu o, konuya uzak isimler için bir e, aydınlanalım nedir ne değildir diye İbrahim bu, Kahveci. Bu söylediğine karşı çıkıyor. Bu çünkü iktisatçıların bileceği bir şey değil. Bu bir zırva. Buyurun, Peki. İktisatçıların bilici, ben soruyu sorar ki or, ortodoks Hı. tamam bu heterodoks politika iktisat dilinde ne bu. Bu. şöyle evet. şöyle ortodoks, ortodoks, denedik bu, biz onu. Evet, Türkiye Türkiye'de Hayır. Evet, şöyle iktisadi literatürde ortodoks politikalar işte bilinen klasik iktisat tabiriyle söyleyeceğim bilinen kurallar çerçevesinde yürütülen iktisat politikaları heterodoks politikalar ise bilinenin dışında diyelim. Politikalara söylenen şey. Ama Türkiye bilinen ve bilinenin dışında değil, bilimin dışında bir politika uyguluyorlar. Bunu söyleyelim. Yani heterotoks politika değil. Bilimin dışında bir politika uyguluyorlar. Bilimin dışında politika sonucu faizleri indirerek faizleri zirveye taşıyan kimseye nasip olmamıştır böyle bir şey. Yani tam bir çelişkiler yumağı içerisinde. Eylül ayında faizler, Merkez Bankası faizi %19 iken kredi faizleri %22-23'tü. Merkez Bankası'nın faizini %14'e çekip kredi faizlerini %35'lere, %40'lara yükseltmek öyle kolay kolay kimseye nasip olmaz. İşte bu heterodokslara nasip olur. Ama bu da hetero... bu bilimsel Sen heterodoks değil bilim dışı heterotopi. Yani, bilim yani. Bilim Yoksa dışı. dünyada sanırım bilim bunu dışı. uygulayan e örnekler ülkeler var. 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 Bunlar mesela başka. Bu bunlar Bu başka bir evet. şey, bu şey. Türkiye şu anda bilim dışı bir şey uyguluyor. Yani bilim dışı derken bunu net olarak söyleyeyim. Saçma sapan bir ekonomi politikası. Saçma sapan net olarak söylüyorum ve bunun daha büyük maliyeti önümüzdeki aylarda ve daha 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 büyük maliyeti önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacak. Yani ben hükümete nacizane bir tavsiye tavsiyede bulunayım. Eğer bu kafayla giderseniz bu yazın derhal seçim yapın. Bu Nisan'da, Mayıs'ta seçim yapın yoksa 2023'te sokağa çıkamayacaksınız. Utancınızdan sokağa çıkamayacaksınız. Milletin çıkar yüzüne milletin yüzüne bakacak Ya çıkar. Elektriğe tabii ki Biz çıkar kendini. Yani mi? elektriğe %125 çıkar, zam yapıp çıkar. hala sokağa çıkıp meydana çıkıp konuşabiliyorsa bir insan vicdani anlamda ciddi bir sorgulanması gerekir. Şimdi Say Sayın Nebati'nin konuşmasından ya tamamen çelişkiler üzerinden şey söyleyeceğim. Mesela bakın diyor ki bir ortodoks politikaları bir tarafa koyduk. Artık heterodoks politikalar var. Ama bunu yaparken de eklektik. Çok, eklektik çok değil, eplektik. Eklektik. He. Onu yanlış yazmış. Ek eklektik. eklektik. Ben de dedim ki değil, eplektik diye bir şey mi var? Olmayıp, hayır, eklektik. Eklentik. 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 Ha. Eklentik değil. Olmayıp ülkenin gerekçeleri. Eklektik. İş dinamiklerine. Şimdi bak diyor ki heterodoks politika hocam, uluslararası konjonktürün gereklerine uygun bir şekilde. Yahu hem diyorsun heterotoks, hem de uluslararası konjonktürün gereklerine. Yani hem diyorsun ki kafama göre gideceğim hem diyorsun ki Şimdi uluslararası Ben biraz işi cıvıtayım mı? Şu şey yazıyı bitireyim mi? Bitir. Ondan sonra evet. geçil cıvıtmayın. Uygun bir şekilde maliye ve para politikalarını birlikte yürüterek uygun Allah Allah uygun bir şekilde neyse her türlü tedbiri almak ve bütçe disiplinden taviz vermek. E, bütçe disiplini ortodoks, ortodoks devam ettir. Özellikle reel sektörün bize anladığı müsiat gibi kazancını helal yollardan kazananların Bunlar bizim dinimizi şimdi. çok iyi anlayabileceğini Siyat, bir, bir değil, ona, ona gireceğiz. Ona çok şey o ba başka o. bir başlık. Diyor. Üretim odaklı imalat ve ihracata yönelik firmaları destekleyeceğiz. Yeter ki üretin ihracat ve istihdam kalemlerini artırın. Biz siz sır sırtımıza taşırız. Ya aynı cümle içerisinde, aynı konuşma içerisinde diyorsun ki ben doğuya gidiyorum ama yönüm batıda. Ya ne söylediğini kendin biliyor musun diye sormak istiyorum. Türkiye'ye yazık oluyor. Yazık oluyor Türkiye'ye. Yani şu anlamda yazık oluyor. Ya bir bakan, Hazine Maliye Bakanı bu. Söylediğinin bir bütüncül anlamının olmadığı. olmadığını. Benim bugünkü önerim nasıl? Beğendin mi? Vallahi Bağlay makine bağlayalım. Makine bağlayalım. <gülüyor> Yalan <gülüyor> makinesini bağlayalım, koyalım. Bize 20 Aralık'tan başla anlatmaya diyelim. Türkiye modelini anlatmaya başlayalım. Makine böyle... Çok, Biliyorsunuz hani, Önerge reddedildi AKP-MHP oylarıyla 20 Aralık evet, gecesine tabii. dair muhalefetin Aynen. ne olduğuna dair e, sunduğu şey. AKP önerge. ve MHP milletvekilleri öğren, öğrenmek istemiyorlarmış ne oldu Öğrenmek yani 20 Aralık... Biz biliyoruz, başkaları öğrenmesin. Ha Onlar biliyor herhalde. Onlara söylediler. Evet. Şimdi bu heterodox politika nedir, ne değildir diye konuşurken... Bu, ben bir şey söyleyeyim, biraz cıvırtacağım. Bu hetero meselesi Muhafazakar kesin bozar. Bozar. Şimdi bozar. gidip gidip sorduk. Ya siz hetero metora politika izliyormuşsunuz. <laughs> ne diyorsun sen? Adam Değil. şimdi böyle bir hetero hetero seksüel var. Hetero işi biraz... Hetero diyelim bırakalım. Aynen öyle bozar. Hayır ben bu bence bu Nebahat Bey fırça yiyecek ha. Saraydan bir fırça gelecek ona. Ulan ne çıkardın hetero metro Biz harbi delikanlıydık sen bize hetero yaptın diyebilirler. Bak söylüyorum hetero işi muhafazakar kesimi bozar. Siz hetero ekonomi izliyor musunuz? Dediğin zaman sinirlenir. Hele müsriyata diyor. Bak müsriyata konuşuyor değil mi? Helal etmeler o işe gireceğiz evet. ya. diyor ki siz hetero politika izliyor musunuz? Dediği zaman yanlış anlayacak o kötü bir şey söylüyor bana diyecek. Ondan sonra Ortodoks lafı bile bozar onları. Ortodoks, Ortodoks evet. hani, Ortodoks den şimdi herkesin hakkında Hristiyanlık, ortodoks, din falan geliyor. Ortodoks tabii, demek tabii. yani belli kalıpların kuralların içinde, içerisinde kuralların içerisinde. içinde olduğu demek. Ama o bile bozar bak. Müsriyat'a diyor ki e, Ortodoksu geçtim, hetero dedi. Şimdi oradaki iş adamları olan biz dönünce adam diyecek ki ya iş yerine gidince biz hetero olmuşuz. Nacizane bozar. Nacizane, ben söylüyorum. Nacizane yanlış tekrar edeyim? Eğer Ankara'da biraz akılları varsa, biraz akılları varsa bir an önce seçime giderler. Tavsiye ediyorum gitsinler çünkü bu kafayla gitmeleri, bu kafayla gitmeleri 2022'nin sonlarına bir kere bu enflasyon bu yıl yüzde %50 ortalamayla gider en az. Bugün Dünya Gazetesi'nde de bir şey soracağım ama zor soru sordum deme lütfen. Şimdi dün Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Başkanı şapkasıyla milletvekillerini toplamış. Demiş ki hepiniz illerinize gidin, ilçelerinize gidin, Yeni ekonomik modelimizi anlatın demiş. Ha. Milletvekilleri tamam demiş. Ya sen bize bu yeni ekonomik modeli bir anlatsana. Şimdi, <laughs> yine şimdi o de şimdi milletvekilleri, diyor. şimdi kapıdan çıkan milletvekillerini düşünüyorum. Lan ben gidince ne anlatacağım? Diyecek değil mi? Demiş ki Cumhurbaşkanı ya gidin demiş bizim sistemi bu yeni Türk modeli bu. Özel kendimize özgü rejim gibi ekonomimiz de kendimize özgü. Gidin demiş anlatın. Nasıl ne anlatacaklar milletvekilleri? Mesela sen milletvekili olsaydın AK Parti milletvekili kapıdan çıktı. Cumhurbaşkanı dedi ki sana AK Parti Genel Başkanı. Ya git şunu Milleti anlat dedi. Hadi bize anlatsana. Yani şöyle kendini bir şey yap ya. Onu yerine koy. Şimdi ki bir şey bulamadım. Bu, şu, Aa, ne olur anlat. Ektör yani. arkadaşından önce edeyim. Dün Dünya Yine Gazetesi'nde TL'nin değeriyle... Ben cevap değeriyle, verebilirim TL'nin değeriyle ilgili bir grafik vardı. Onu da ekrana verebilir TL'nin değeri değil. Ya anlat Ben cevap verebilirim evet. Tabii mi? ki. Aha, beş cümle. Sen şimdi... Dünyayı yöneten şeyden, beş aile Saraydan çıktı. çıktın.